Salgın bütün yaşantımızı bozdu. Covid yaşantımızı değiştirdi. Spor müsabakalarını etkiledi. Sporcuların spor yapmasını etkiledi, engelledi. Bunu derinden hissediyoruz. Burada önemli, özellikle ben spora dönüşü vurgulamak istiyorum. Çünkü çok fazla sporcu, futbolcu, amatör, profesyonel sporcular da geçirdi. Ağır geçirenler de var. Genellikle %95'in üzerinde hafif geçiriliyor. Sporcular bunu kolay atlatıyor. Ama ben çok iyi biliyorum ki çok iyi Ironman, çok iyi futbolcu olan, bisikletçi olan, maraton koşan sporcuların dünyadan takip ettiğim kadarıyla yoğun bakımlık olduğunu dahi biliyorum. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Neye dikkat edecek sporcu? Burasını özellikle vurgulamak istiyorum. Önceden bir grip, influenza tarzı bir hastalık geçirdiğimizde sporcu bize sorardı, hocam ne zaman başlayayım, ne zaman antrenmana başlayayım? Biz klasik olarak bu kendini ne zaman antrenmana iyi hissediyorsan, nabzın yükselmiyorsa, ekstra bir yorgunluğun yoksa antrenman esnasında başladığında devam et, başla. Ama Covid böyle değil. Covid bir grip değil. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi düşünmemeliyiz. Covid bambaşka bir hastalık. Çok sinsi seyredebiliyor. Özellikle burada vurgulamak istediğim, ne yazık ki nadir de olsa bunu yapıyor, kalp kasını ve kalp zarını. Yani miyokardit ve perikardit yapabiliyor. Bunu göğüs ağrısı yapmadan da yapabiliyor. Yüksek efor isteyen sporlarda, önemli değil, normal sporlarda da, basit, az teknikle yapılan sporlarda dahi sporcuları mutlaka ve mutlaka, eğer Covid geçirmişse, bir iki hafta PCR negatif olduktan sonra beklemelerini öneriyoruz. Zatüre olmuşlarsa bunu 4 haftaya çıkarıyoruz. Şayet zatüre olmuşsa, göğüs ağrısı varsa daha detaylı inceleme gerekliliği var. Burada şöyle bir yol izliyoruz. PCR testi negatif olduktan sonra eğer zatüre olmamışlarsa bir iki hafta mutlaka istirahat veriyoruz. Ondan sonra da yine kontrollü. Ek bir şey genellikle yaptırmıyoruz. Ama yüksek eforluysa benim önerim bir kardiyoloji muayenesi oluyor. Eğer zatüre olmuşsa daha komplike bir hastalık geçirmiş demektir. Burada mutlaka 4 hafta mutlak istirahat, PCR negatifliğinden sonra bir ekokardiyografi ile göğüs ağrısı yakınması olmasa dahi mutlaka baktırıyoruz. Eğer azıcık bir şüpheniz varsa atlattıktan sonra kardiyoloji muayenesi, ekokardiyografi ile değerlendirmeyi öneriyoruz. Zatürre olsanız da olmasanız da bu mesajı vermek istiyorum. Zaten göğüs ağrısı varsa kalp tutulumu vardır demektir. Onun için kardiyoloji ile yakından takip edilmesi gerekiyor. Bunlar sporda daha önemli. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü Mart'tan beri tüm dünyada herkes çok sıkıldı. Herkes mantığını tam çalıştıramadan davranıyor. Ne demek istiyorum? Hasta halde spor yapmaya çalışıyor insanlar. Bunun sonucu olarak çok iyi atletler, bunlar çok duyulmadı ama ben duyuyorum, okuyorum yabancı basından, ölü bulunuyorlar. Maratoncular, Ironman'ler, futbolcular, voleybolcular, basketbolcular. Çünkü bunlar yüksek efor isteyen sporlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi sinsi bir kalp kası tutulumu, miyokart veya kalp zarı tutulumu, perikart yapabilir. Bunu basit bir kontrolle anlaşılabilecek bir şey. Hiçbir zaman da kendinizi iyi hissetmiyorsanız lütfen spor da yapmayın. İkisi de olimpik kadroda. Biri karatecimiz, biri tekvandocumuz. Her turnuvada bayrağımızı yüksekte taşıyan iki sporcumuz. İkisi de çok şanslıyız kadın. Kadınlar çok özel kadınlar. Biri karateci, biri tekvandocu. Birinde menisküs sorunu vardı, menisküs yırtığı vardı. Çok şüphe etti. Olimpiyat senesi çok antrenmanlarda çok zorlanmaya başladı. Ben çok yakın takip ettim kulübümüzde. Oturduk, konuştuk, bir muhasebe yaptık. Dedik ki bu şekilde gitmeyecek. Bu daha büyük bir yırtığa dönecek.
Ve eğer bu ameliyat olmazsan belki olimpiyatı da kaçıracaksın. İkna oldu. Menisküs ameliyatını yaptık. Çok hızlı takiplerinde çok hızlı olarak fizyoterapi, iğne tedavisiyle yakın takiple yaklaşık 2 ay sonra bir turnuvaya katıldı. Avrupa Şampiyonası'na ve gümüş madalyayla bizi gururlandırdı. Bana fotoğrafını attı. Bundan büyük gurur, bundan büyük benim için bir sevinç olamaz. Hem hastam iyileşti, hem ülkemiz madalya kazandı. İsmimiz duyuldu. Ne güzel bir şey. İkinci hastamız karateci. O da kadın. Uzun zamandır karateye özgü bir kalçada femoral astöbüler impingement, sıkışma sendromları çok sık olur ve buna bağlı biraz kıkırdak hasarı vardı. O da ağrılı şekilde antrenmanlara devam ediyordu. Ona bir kök hücre, kemik iliğinden kök hücre planladık. Bunun sonucunda yaptık ve ağrıları kesildi. Şu an ağrıları olmadan antrenmanlarını yapabiliyor. Şu an antrenmanlarını tam gaz yapıyor. Madalya ümitlerimizden biri bu sene olimpiyatlarda. Ötekisi de madalya ümitlerimizden biri. Her ikisi için de çok sevinçliyim. Çünkü sporcu olduğum için onları çok iyi anlıyorum. Ameliyat olsalar acaba dönemem mi? Ya da uzun bir ameliyatın, çünkü bazı ameliyatların rehabilitasyonu, iyileşme süreçleri doğal olarak uzun oluyor. Ve bazen 1 yıl geriye döndürüyor sporcuyu. Bunların ikisinde de, bu sporcuların ikisinde de bunları yaşamadık. Hatta birisi yakında turnuvada madalya aldı, ötekisi almak üzere ve olimpiyatlara hazırlar. Peki.